Herkese merhabalar. Bugün 11 Aralık 2022. Bozkurt yok oldu diye bir video paylaşmıştım ben Ağustos ayında. Çünkü burada 11 Ağustos 2020'de çok büyük bir sel felaketi meydana gelmişti. Şehir işler acısı durumdaydı ki şu an geldik arkadaşlarımızla tamamen şantiye halinde. Şimdi az önce Anadolu Ajansı'nın bir sitesine baktım. Birkaç önceki haber sayfasına. Ölü sayısı 66, kayıp sayısı da 8 olarak görülüyor sadece Bozkurt için. Bu sel felaketi Ayancık tarafında, Sinop'ta da olmuştu, İnebolu tarafında da olmuştu. Oralarda da ölümler olmuştu ama işte Cumhuriyet tarihinin en büyük sel felaketi, ölüm bu Bozkurt ilçesinde oldu. Kastamonu'nun Karadeniz'e bakan ilçesinde. Şimdi buraya geldik arkadaşlarla. Tam 16 ay olmuş. Bugün 11 Aralık, 11 Ağustos'ta olmuştu. Ne değişmiş diye bakmaya. Böyle tabii ki kolay değil buraları inşa etmek, tekrar yapmak. Şu an çok ince bir duvarın üstünde yürüyorum, o yüzden aşağısı o selin geldiği ırmak. Temkinli yürüyorum. Ne değişti diye, şehir tamamen dev gibi bir şantiye. Yani baştan yaratılan bir şehir konumunda dev bir şantiye. Her yer çamur. Doğru düzgün yol yordam yok. Şimdi baştan sonra tekrar yürümeye çalışıyorum. Ne değişmiş? Eski görüntüleri de köşeye koyarım. Bakarsınız hala durum işler acısı. Tabii 66 kişi öldü. 8 kayıp yazıyor resmi olarak buranın rakamlarında. Halka sorduğunuzda bizim konuştuğumuz diğer insanlar şöyle diyorlar. 500'e yakın ölü var diyorlar. Belki bu rakam biraz abartı gelebilir ama kayıp başvuruları vesaireden çıkar. Umarım yani 500 falan değildir, daha azdır tabi de. Haber sitesinde dediğim gibi ben 66 kişi gibi okudum. Şimdi birazdan biraz rüzgar var, havadan da görüntüleyeceğim. Şehri size göstermeye çalışacağım, anlatacağım. İyi seyirler. Bozkurt yok oldu 2'ye. Hoş geldiniz. Şu karşıda bir yaya köprüsü inşaatı var. Orası henüz yapılmamış. Hemen sağında da görüyorsunuz çok yüksek binalar var. O binalar için iyi izin verilmiş. Yani neden? Tamamen ırmağın içinde kendileri. Hatta vadiyi de S şeklinde, yani binalara dokunmadan tekrar inşa etmişler. Tabii büyük bir sel gelirse tekrar onların ilk katlarına su girecektir. Şu karşıda da hemen tabelaları olan, su girme ihtimali olan birinci katlar satılmamış. Diğer katlarda insanlar oturuyor. Bir de üst katta oturanlar var. Şu köprüyle ilgili şey söyleyeyim. Seli tetikleyen olay şeydi. Yukarıdan gelen tomruklar dar ağızlı köprüden geçemediği için bir baraj haline getirmişti burayı. Oralara sıkışıp geride su birikip o biriken su da tekrar şehre doğru yönelmişti. O yüzden sel bastı her yeri. O nedenle köprünün alt kemerlerini geniş yapmışlar ki selle beraber yığıntı, odun gelirse, ağaç gelirse geçip gitsin diye doğru mimariyi kullanmışlar burada. Vadide zaten gerçekten çok geniş. 1,5 yıl önce geldiğimde suyun aktığı vadi şu binaların önündeydi, şuradaydı. Ve gerçekten şu suyun aktığı yer kadar bir açıklık vardı. Oradan da haliyle kenarlarında yine duvar vardı, aşmış. Şimdi İnebolu'daki kadar geniş bir vadi var burada. Umarım bunu aşmaz. Şu binaların hep birinci katları, hala lekeler var. Suyun altındaydı. Şimdi iş makineleri çalışıyor. Gerçekten çok çok geniş bir vadi yapılmış. Bu kepçelerde içeriği, bu hafriyatı temizliyorlar. Ediler, ne yapıyorsunuz? Geçen sene geldiğimde tam karşıdaydım. Bu tarafa geçememiştim. Burada yine böyle arabalar diziliydi. Ama hepsi hurda halindeydi. Yani onları yine görüntülemiştim. Bu arada vadiyi genişletmek için bu taraftan genişletmemişler. Yani bulunduğum yer hala aynı duvar. Genişletmek için karşı duvarı biraz öteye çekmişler. Oradan da bazı evleri yıkmışlar. Orada bir evin içine de girmiştim. Zaten bayağı bir balçık çamurdu. Birinci kata kadar çıkmıştı. Apartman boşluğu falan tamamen toprakla doluydu. Bu ev de şurada bir yerdeydi. Şu binaların arkasındaydı. Birazdan o tarafa doğru geçeceğim. Şu an yaya köprüsündeyiz. Gerçekten çok geniş bırakılmış. Arkadaşların eleştirileri var bu konuda. Belki de yarımdır, bir şeyler ekleyeceklerdir ama sığıyorsun değil mi? İlginç. Yaya köprüsündeyiz şu an. Üstünde bulunduğumuz taşıt köprüsü oradaydı. Hemen sağ tarafta da var. Tepede
TOKİ evleri var. Yani büyük ihtimalle bu yıkılan evleri, yıkılan insanlara denize yakın taraftaki TOKİ'ler bunlar. Bir de Kastamonu tarafında da var. Bitirmişler yani, inşaat bitmek üzere. Onları teslim edecekler. TOKİ'lerle ilgili bir sorun yok. TOKİ'ler oldukça yüksekte, diğeri de yüksekte. İnsanlar güvenli bir şekilde orada yaşayacaklardır. Kaymakamlık binası da burada. Yeni mi bilmiyorum. Yani dışı falan yeni en azından. Şöyle tekrar döndüm. Buralar içler acısı durumdaydı. Bakın ağaçlar ve çevresi çok çok güzel yapılmış. Şurası harabeydi. Yeni bir bina dikilmiş buraya. Şurada küçük pasajlar, dükkanlar tarzı bir yerler var. Yapmışlar ve hala inşaat devam ediyor. Dediğim gibi şehir tam bir şantiye havasında. Bir 5 yıl sürer buranın kendini toparlaması. Ama bittikten sonra da çok güzel, Kastamonu'nun en güzel şirin ilçelerinden birine dönüşebilir gibi geldi. Hoş duruyor şu an çünkü birçok yer. Tırlar, kamyonlar geliyor. Merhaba, merhaba. Abiyle bayağı bir selamlaştık. Türkü söylüyordu herhalde. Eski geldiğimde yani onlarca, yüzlerce kamyon vardı. Bayağı bir kötüydü. Şimdi çok fazla yine kamyona rastlamadım. Bunlar da hasar tespitine gelmiş adamlar. Baksana, el arkada geziyor. Hasar tespitçisi. Sen hasar tespitçisinin daha bilgili olan kankası. Şu an şehrin içine geldik. Burada birçok dükkan hala boş. İnşaatlar var ama bazıları da açılmış. Hayat normale dönmüş. Buradaki dükkanların hiçbirinin dediğim gibi camı yoktu. O vitrinleri yoktu. Hala şehir çamur içinde buralar. Ama hayat yavaş yavaş normale dönmeye başlamış. Bakın ustalar, insanlar çalışıyor. Dediğim gibi drone'la da bir çekim yapmaya çalışacağım. Benden şimdilik bu kadar. Birkaç yıl sonra daha iyi, daha güzel bir Bozkurt'u görmeye, videolarını çekmeye geliriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın arkadaşlar.